Merhabalar, Büyük Beyaz File'ye hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz, geçtiğimiz günlerde Sevilmeyenler adında yeni bir World of Warships serisi başlattım. Ve bu seride demiştim ki, World of Warships'te yer alan aslında çok iyi ancak nedense bir şekilde herhangi bir sebepten ötürü popüler olamayan ve oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından sevilmeyen gemilere değinip onların aslında ne kadar kıymetli birer cevher olduğunu gösterme niyetindeydim o seride. Ve o seride değindiğim ilk iki gemi 6. seviye Japon ağır kruvazörü Aoba ve 8. seviye Sovyet destroyeri, torpido bot destroyeri Ognevo'ydu. Şimdi biliyorsunuz benim World of Warships'te her zaman yeni başlayanlara tavsiye ettiğim ilk ağacın Japon kruvazör ağacını olduğunu tekrar tekrar belirtmiştim. Hala da o fikrimden şaşmıyorum. Ve birçok oyuncu benim tavsiyemle World of Warships'e başladıkları zaman Japon kruvazör ağacından başladılar. Niye? İşte demiştim, size hem sıkmayı öğretiyor, çok topu var, hem torpido kullanmayı öğretiyor, gizliliğinizin ne kadar önemli olduğunu öğretiyor gibi şeyler. Haliyle birçok oyuncu Japon kruvazör ağacından ilerledi ve hepsi, özellikle Miyoko'da harika bir tat aldılar. Ondan sonra Mogami'de geldiklerinde oyunun büyük toplarıyla, devleriyle karşılaştılar ve Mogami'nin özellikle 155'liklerinin sınırlı menziliyle zor anlarda doğru karar verip verememe üzerine bir nevi staj yaptılar. Yaklaşsam mı, yaklaşmasam mı gibi. Buna rağmen Mogami yaşadığı ve yaşattığı zorluklara rağmen esasında çok zevkli bir kruvazördü. Ancak ve ancak insanlar Ibuki'ye gelince şöyle bir sıkkınlık yaşıyor diyeyim size. Yani benim 3 yıldır World of Warships oynadığım dönemde öğrendiğim şey, İnsanların Ibuki'ye gelince Ibuki'den sıkıldıkları. Niye? İşte Mogami kadar sık atmıyor. Dolum süresi daha uzun. Niye? Çünkü 203 mm'lik toplar var. Gövde değişik değil. Yani tekne ve üst yapı neredeyse Mogami'nin veya Myoko'nun aynısı olması da çok benzeri. Yani hem görsel bir değişiklik yok, hem de özellikle Mogami 203 mm'liklerle oynamışsanız oyunsal bir değişiklik yok. Yani sanki böyle hani Mogami'den başka bir gemiye geçmemişsiniz gibi hissediyor insanlar, eğer Mogami 203 mm'liklerle oynamışlarsa. Dolayısıyla Ibuki'ye karşı inanılmaz bir böyle bir şey var. İnanılmaz dememin sebebi, ben inanamıyorum insanların Ibuki'yi hor görmelerini. Ibuki'ye karşı böyle bir hoşgörüsüzlük var. Beğenmiyorlar gemiyi, sıkıcı buluyorlar. Ibuki'de tabii şöyle bir sıkıntı var. Ben daha önce Ibuki videosunda da değindim. Ibuki ile muazzam hasar verirsiniz ama bitirici vuruşu yapamazsınız. Çünkü sizin bir gemiyi zaten canını o dibe götüren sizin verdiğiniz alfa patlayıcı hasardır, ki şunu da söylemem lazım. Oyunda en güçlü patlayıcı mermi hasarına sahip olan gemiler Japon kruvazörleridir. Yani onların verdiği hasar İngilizler gibi yangın başlatma üzerine değil, hakikaten merminin temas ettiğinde, fünye tetiklendiğindeki patlama hasarıdır. Bu alfa hasar denir buna. Bu en yüksek Japonlardadır. Çok ağır vurur Japonlar ve özellikle mermi kalibresi, top kalibresi büyük olduğu zaman tabii doğal olarak bu da artar. Ve Ibuki'de 203 mm'lik 10 topla bu alfa hasarı yüksek patlayıcı mermileri sıktığında bir geminin canının azalması için çok da uğraşması gerekmiyor. Ancak dolum gördüğünüz üzere uzun olduğu için azalan gemiyi bitirici vuruşu yapmak çoğu zaman şeye nasip oluyor. Yani takım arkadaşlarınıza nasip oluyor. Gel gelelim, bu kesinlikle Ibuki'nin kötü bir gemi olduğu anlamına gelmiyor. Ki Ibuki gördüğünüz üzere görünmezliği yüksek bir Japon kruvazörü. Çok ağır 203 mm'lik topları var. Torpidoları uzun menzilli. Ve buna ek olarak şunu da söylemem lazım. Japon kruvazörlerinin zırhları, hani Almanları saymazsak
Hatta burun dönmüş Amerikalıları da saymazsak çok iyidir. Japonların tek kusuru işte yani ya hidro ya hava savunma seçeceksiniz. Ve çok uzun olduğunuz için yani tekneler uzun olduğu için dönüşleri geniş oluyor. Çok geniş olan dönüş halkası sebebiyle de atıyorum size bakan bir zırhlıya yan yakalanırsanız köşk yemeniz çok kolay. Tıpkı İtalyanlar gibi. Ama İtalyanlarda sis var. Konumuza dönersek Ibuki maç taşıma potansiyeli olan gemilerden biri arkadaşlar. Şimdi bu maçta 7-9'a düştük biz. Ama 7. seviyeleri ben asla 9. seviyeyle bile girsem 7. seviyeleri asla hor görme şeyine sahip görmüyorum kendimi, lüksüne sahip görmüyorum kendimi. Çünkü 9. 7. seviyelerde çok iyi gemiler var ve 7. seviyede çok iyi oyuncular oluyor. Ve 7. seviyelerde maçı çevirecek gemiler var. Şu ekranda görmekte olduğunuz Jervis gibi. 7. seviye İngiliz destroyeri. Şimdi bizim takımda benim takım arkadaşım, Discord'dan arkadaşım ve World of Warships'ten 3 yıllık arkadaşım Şamil oynuyor Missouri ile. Missouri orada radar bastığı için Jervis tespit edildi ve kaçtı. Ancak o Jervis çok akıllı bir oyuncu olduğu için ne zaman kaçmasını çok iyi bildi. Ne zaman kaçması gerektiğini çok iyi bildi. Ben geldim B'ye girdim, kepi aldım. Ne orada Jervis beni spotluyordu. Neye güvenerek kaldım? Tabii ki Missouri'ye, Şamil'e güvenerek kaldım. Ancak ben her ne kadar B'yi almış olsam da bizim takım C'de neredeyse yok. Şamil tek başına orada bir Alsace, bir tane de Missouri tanklıyor, bir Amalfi tanklıyor. Dolayısıyla benim yapabileceğim en iyi şey şu Alsace'ı önce bir an önce çok yüksek alfa hasarlı patlayıcı mermilerinde yakarak sıkarak öldürmeye çalışmak. Jervis göründüğü için hemen Jervis'e şöyle bir sıkalım. Japon balistiği güzeldir arkadaşlar. Yani Amerikan gibi çok yüksekten uçmaz. Hızlıdır. Aşırı hızlı değildir. Deliş yapmaz. Yani esasında oyundaki en iyi balistiklerden birine sahip ulustur Japonlar. Hem zırhlısında hem şeyinde kruvazöründe. Destroyerlerinde de esasında balistik iyidir ama Japonların destroyerlerinin sıkıntısı toplarının diğer ülkelerin destroyerlerine nazaran yavaş da olması. Yani 7 saniyede bir doluyor Shimakaze 8 saniyede. Düşünün yani siz bir tane sıkana kadar karşınızda Amerikan varsa 3 tane 3 defa sıkıyor. Konumuza dönersek arkadaşlar Ibuki'nin işte bakın tipik Japon kruvazör niteliği aşırı uzun menzilli torpidolar bunları fırsat geldikçe her türlü salıyorsunuz. Şimdi ben burada tabii dönüş yapıyorum. Orada Goritsiyalar var ama patlayıcı mermide değilim. Zaten madem zaten adının arkasına geçeceğim için direktman bir sıkıp hemen yırtıyorum oradan, sıvışıyorum. Orada bir Goritsiya daha ve bir Colorado var. Bana sıkmasınlar, yan yakalamasınlar beni. Zaten arkamda bir Amalfi ve bir Alsas var. Şimdi o Jervis oralardadır diye o torpidoları oraya bırakıyorum. Ama bulunduğum yerde kesinlikle durmuyorum ve sıvışıyorum. Şu an bana bir hedef bakıyor. Bu zırhlı da olabilir. Özellikle şu an sıkmamamın sebebi hangi zırhlının bana sıkacağını kestirmeye çalışmak. Yani baktım oradan Missouri zaten bizim Şamil'le uğraşıyor. Alsas geri geri pedal diyor. Amalfi adanın arkasına geçti. Demek ki bana bakan sadece Jervis'ti. Bu arada Jervis'i de gördük. Jervis'i kim spotladı? Muhtemelen Şamil oradan radar bastı muhtemelen. Yoksa o Jervis'in o şekilde görünmesinin mümkünatı yok. Bakın. Alfa hasarı çok yüksek 3 mermiyle çok üzdük ve acıttık Jervis'i. Hemen bir daha sıkalım. İki tane isabet etti. Ancak muhtemelen Jervis bu noktada gözden kaybolacak. Ben burada delici mermiye geçtim. Bu Amalfi'ye sıkacağım. Ancak Amalfi yan döndü. Yani açıl durduğu için bana muhtemelen değil. Çok büyük bir ihtimalle köşk yemeyecek. Köşk yemeyeceğini bildiğim için de döneceğini de bildiğim için direktman patlayıcı mermiye geri döndüm yani. Japon kruvazörüyle oynuyorsanız sizin işiniz patlayıcı mermi arkadaşlar. Eğer full yan vermiş bir hedef görmüyorsanız. Bakın bir tane Bliskavitsa 10 tane Japon 203'lüyü gönderelim. Bakın şimdi resme. Yani 4 tane 7. Yani ne kadar Bliskavitsa 7. seviye destroyer olsa da önemli olan bu mermilerin verdiği hasarı gösterebilmek. Ha, bu arada Piskavica öldü. Orada bir Alsas, bir Amalfi ve bir Missouri hala duruyor. Bakalım.
Bu arada Amalfi bana çalışıyor doğal olarak. Ben bu yüzdendir ki ona yem vermiyorum. Eğer Alsas'ın topları bana dönerse, bakın bir zırhlıya sıkıyorsanız her zaman toplarının, taretlerinin nereye baktığına dikkat edin. Önceliğiniz bu olsun. Yine yaktık. Yani Japonların yakması iyidir her ne kadar Sovyet kadar olmasa da. Tabi bende bayraklar da var. Bir hedef sizi sıkacağı zaman her zaman açılı olmuş olun. Bakın açılı durun, dönmeye başlayın demiyorum. O ana kadar dönmüş olun. Bu çok önemli. Burada Missouri gördüğünüz üzere bir Alsace, bir Amalfi ve bir Missouri tanklıyor. Bakalım oradan torpidolar da geliyor. Jervis'in torpidoları. Orada Missouri'yi yaktık. Bir de şu Alsace'ı bir daha yakabilirsek eğer bu topları yerse, mermileri yerse ölecek ama bizim iki Missouri'den diğeri Noodles yedi onu. Karşıdaki Missouri tek başına kaldı. Ancak takıma bakarsanız bizim takım döküldü burada. Yani biz B'yi aldık, C'ye bastırmaya çalışırken takımın A sektöründeki bütün üyeleri döküldü. Yani orada ne vardı? İşte Colorado, Nelson, iki Gorizia, bir tane de Alaska. Bizim oradaki kaç kişiyi yediler? Yani 5-6 kişiyi harcadılar orada. Buradaki Missouri tabi burun döndü, tanklıyor. Jervis orada. Şimdi zaten burada Missouri ile uğraşan tipler olduğu için ve bakın bu arada bizim Charles Martel, yani Serdar da gitti. Serdar da bizim Discord'tan arkadaşımız. Onunla da takım şeydik. Jervis orada iki tane Missouri olduğu için radar, ikisinde de radar olduğu için çıkıp çıkmama konusunda tereddütlü ve bu tereddütünde oldukça haklı. Bizim iki Missouri zaten o karşıdaki tek Missouri'yi her halükarda yiyecek. Jervis çıkamayacak ama Alfie orada aptal aptal dolanıyor. Yani dolanıp sıkıyor işte. Kimse ona bakmıyor çünkü. Ha, gitti bile karşının Missouri'si. Ama adamlar A'dan gümbür gümbür geliyor. Şimdi ben orada acaba şeyi görür müyüm? Gördüğünüz üzere Jervis'in sisi biraz ileri açıldı. Muhtemelen çıkacak oradan veya B'ye doğru gelmeye çalışacak. Dolayısıyla ben eğer orada oyalanırsa, aptallanırsa diye torpidoları bıraktım oraya. Ancak Goritsiyalardan biri önümde belirdi. Diğeri de sağdan belirecek. Görünen manzara bu. Ancak ben öncelikle bu adam yan verir mi diye merak ediyorum. Patlayıcıları şöyle bir sıktım. Şimdi ne kadar açılı dursam da, yani Gorizia bir İtalyan kruvazörü ve İtalyan kruvazörünün yarı delici, yani semi sap dediğimiz yarı delici mermileri üzüyor açıl durduğunuzda. Dolayısıyla bu arada yandaki Gorizia da görünce ona da sıktım. Ancak sis bastı. Sis bastığı için ve ben onu bir daha göremeyeceğim için direkt tekrardan buna dönüyorum. Ancak ve ancak şöyle bir durum da var. Adam sisin içinden bana sıkmaya devam ediyor ve AP sıkıyor. Delici mermi sıkıyor. Ben o sisin içindekine yan verirsem, delici sırf bununla uğraşmak için, buna burun dönmek için sisin içindekine yan verirsem köşk yiyeceğim. Dolayısıyla hiçbirine yan vermemek için tam ikisinin ortasına doğru açılı durup hiçbirinden köşk yememek için hiçbirini tam yan vermiş olmuyorum. Ama baktım yandaki Goritsiya gaza geldi. Bak adam gaza geldi, oradan çıktı, oradan bana köşk atacak. Gördüğünüz üzere yardırıyor. Ama İtalya'nın köşkü Japon'un köşkünden daha büyük olduğu için orada köşkü yedi ve öldü. Peki buna ne yapacağız? Gorizia Zara değil. Niye bunu söyledin diyeceksiniz. Şu: Gorizia 7. seviye İtalyan premium kruvazörü olduğu için torpidosu yok. Ama benim torpidom var. Çünkü ben Japon kruvazörüyüm. Torpidosu olmayan bir Japon gemisi var mı? Zırhların çoğunluğunun haricinde yok. Ve adamın böyle portresini alıp resmini çizeriz. 128 bin hasar. 7'lere karşı yaptın demeyin. O 7'ler maçı çevirmek üzereydi. Şu an biz maçı taşıyoruz. Canım dipte. Hiç kimseye tespit olmamam lazım. Şu an bir Sovyet kruvazörü olsaydım o yukarıdaki Amalfi beni görecekti. Aşağıdaki Alaska beni görecekti. Ancak ben Japon kruvazörü olduğum için görünürlülüğüm bir kruvazöre nazaran düşük. Bunun sebebi de Japon kruvazörlerinin silüetinin alçak olması. Yani bacaları yüksek değil, üst yapıları yüksek değil. Bundan ötürü görünürlükleri düşük olduğu için ben canımı doldurana kadar, bakın can gelene kadar sıkmadım oraya. Önce canım bir dolsun, ona sıkarım. Ha, şimdi zaten başkasıyla uğraştığı için Alaska'yı sıktım. Ancak adam sandığımdan daha yavaş ilerlediği için mermiler haliyle onun burun kısmına düştü, önüne düştü. Dolayısıyla tekrardan ikinci bir atış daha yapacağım. Bakın ama delici mermi sıkıyorum. Niye? Çünkü adam bana yan veriyor. Adam bana yan vermese ben ona patlayıcı mermi sıkarım. Ancak
Buna rağmen gördüğünüz üzere mermilerin 5 tanesi kırıldı. Bu arada oradaki Amalfi bana sıktığı için ben Amalfi'ye hafiften açılı durmaya karar verdim. Yani hiçbirine tam yan vermemek lazım. Ne Alaska'ya yan vermek lazım ne de Amalfi'ye yan vermek lazım. Ancak bakın Alaska geri geri pedallarken son bir atış yapalım, ondan sonra bu Amalfi'den kaçalım. Yani kruvazör oynarken kıvırmayı asla unutmayacaksınız. Alaska'yı da harcadık bu arada. Bu arada oradaki Jervis, tabii ben şu an spotlu olduğum için 4 kişi de bana bakıyor. Bak, kıvırmayı asla ihmal etmeyin. Ve ben sıkmayı kestiğim için de tabii görünürlüğüm düştü 20 saniyeden sonra ve ben gözden kayboldum. Bakın 90 canlı. Şimdiki oradaki Jervis eğer oradan çıkarsa ben ona şey diyeceğim, sıkacağım. Ki tam da o anda bizim Şamiliğine radar bastı. Şamil radar bastığı için ben o Jervis'i benle maç boyu uğraştığı için cezalandırmaya karar verdim ve cezalandırdım. 4 kill, 135 bin hasar. Maçı taşıdık. Kaybetmekte, yani neredeyse kaybedeceğimiz maçı taşıdık. Yani takım patır patır döküldü. Ancak burada gördüğünüz üzere Ibuki'nin torpidoları, düşük görünürlülüğü sayesinde hem düşmanı harcadık hem de kendimiz hani kıtı kıtına da olsa hayatta kalmayı başardık. Özellikle iki Goritsa'yı aldığım andan itibaren o Amalfi ve Alaska arasında kaldığım süreçte başka bir kruvazör olsaydı muhtemelen beni göreceklerdi, bana sıkacaklardı ve ölecektim. Ancak Japon kruvazörü olduğum için ben orada görünmedim. Haliyle bakın 90 canım kalmıştı. Canı tekrar doldurdum ve Nelson'a saydırmaya başladım. Esasında ben burada torpido da bırakmak istiyordum da Missouri önüme geçti. Dolayısıyla ben torpido bırakmadım. Sadece sıkacağım. Hasar farmlayacağım. Nelson ölene kadar diyecektim ki Amerikan 16 inçlik süper ağır mermiler Nelson'un içinden geçti. Dolayısıyla karşıda bir tane Colorado ve hala yukarılarda böyle kafasız tavuk gibi gezinen Amalfi kaldı. Bakalım Colorado zaten abi ya, 7. seviye Amerikan, ne bekliyorsun? Yakalım bari, harcayalım derken maç biter. Ve arkadaşlar Ibuki böyle bir gemi. Ibuki belki de oyundaki en iyi 9. seviye kruvazörlerden bir tanesi.